Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. 8. video, dinamiğin 8. artık sona doğru geliyoruz. Dinamik 8. videodan sonra belki 9. videoyu da sizin için çekmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar, ivmeli sistemlerde etki tepki prensibi diyoruz. Evet, bu sistemde, yani ivmeli sistemde bulunan cisimler ivmeyi oluşturan nedene bir tepki göstermektedir. Bu tepkiye eylemsizlik kuvveti ya da eylemsizlik direnci denmekte arkadaşlar. Bakın, eylemsizlik kuvveti daima ivmeye zıt yönlü olup cismin kütlesi ile, bakın kütlesi çok önemli, sistemin ivmesidir arkadaşlar. Sistemin ivmesinin çarpımına eşittir. M cisim çarpı A sistem diyoruz. Burada sizin için bir tane örnek hazırladım. 2 kilogram ve 8 kilogramlık iki tane cisim var. Bir F kuvvetiyle çekiliyor. M1 ile M2 arasında bir sürtünme kuvveti var. K 0.5. M1 kütlesinin M2 üzerine kaymadan durabilmesi için F kuvvetinin en büyük değeri ne olmalıdır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlar, hemen sorumuza geçelim. Bu soruyu önünüzden aldıktan sonra, peki şu an çözümünü getirmiş durumdayım. Şimdi şöyle yapıyoruz. 2 kilogram ve 8 kilogram. Bu kuvvetten dolayı, sistemin ivmesinden dolayı bir tepki kuvveti meydana gelecektir. Ona eylemsizlik diyoruz. Sürtünme kuvvetini gösteriyoruz. Sürtünme kuvveti tepki kuvvetinden büyük ya da eşit olduğu sürece M1 kütlesi kaymadan yerinde duracaktır. Peki o zaman bir eşitlik yazalım mı? Yazalım. Yani M1 ile M2 arasındaki bir sürtünme kuvveti var. K M1G diyorum ona. Tepkiye de tabii ki eylemsizlikten oluşan tepkiye de, yani bunun tepkisine de M1A diyorum. Sadeleşti. Sadeleşince o zaman A eşittir K çarpı G oldu. Buradan K çarpı G'den, yani sürtünme kat sayısı çarpı G'den 5 metre bölü saniye kare bulduk. Peki kaymadan yerinde durabilmesi için F kuvvetin en büyük değeri, o zaman ikisinin kütlesinin toplamı, yani ikinci kanun değil mi? Newton'un ikinci kanunu unutmuyoruz. 2 artı 8 çarpı 5'ten 50 Newton olarak bulunur. Birinci soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Zor değil değil mi arkadaşlar? Değil. Olmadığını düşünüyorum. Ama sizin için hep dediğim gibi mühim olan bir kapı aralamak. Bu kapıdan girmek size kalmış. Bu kapıyı zorlamak tabii ki gene size kalmış arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenara koyalım. Şimdi hareket eden aracın tavanına asılı bir cisim varsa eylemsizlik kuvvetini nasıl inceleyeceğiz? Eğer sabit hızlı bir hareket varsa, ivme yoktur. İp gerilmesi cismin ağırlığına eşittir. Sabit hızlı hareket eden bir aracın ivmesi sıfır olduğundan ivmelenmeden doğan bir eylemsizlik kuvveti de sıfırdır diyoruz. Bu durumda araçta cisim iki kuvvetin etkisindedir. Mg'yi söyledik. T ip gerilmesini de söyledik. Yani bu kuvvetler yer çekimi ve ip gerilmesidir. İpe cismin ağırlığı kadar kuvvet etki yapmaktadır. İpte ağırlık da ağırlık kadar da bir tepki göstermektedir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü sayfadan sonra da şimdi dördüncü sayfaya artık geçebiliriz arkadaşlar. Peki birazcık daha karışık oldu. Bu sefer A ivmesiyle hızlanıyoruz. Eylemsizlik tepkimiz ters yönlü. İpte bir gerilme oluştu. T gerilmesi. Burada ne var arkadaşlar? Cismin aşağıya Mg'si var. Tabii ki ipte de bir ip gerilmesi oluşuyor. Değil mi? Ters yönlü de bir, burada bir gerilme kuvvetini göstermek adına ikisinin birbirine olan zıtlığını göstermek adına bunu yazdım. Şimdi yani buradaki T'yi aslında oluşturan F eylemsizlik MA ile G eşittir MG'nin bir bileşimidir arkadaşlar. Şimdi A ivmesiyle hızlanıyorsa bir araç, ivmelenmeden doğan bir eylemsizlik oluşacak dedik. Ters yönü dikkat edin, A sağa doğru, eylemsizlik sola doğru. Bu durumda araçtaki cisim 3 kuvvetin etkisindedir diyoruz.
Bunlar dediğim gibi G, F eylemsizlik ve T. Arkadaşlar tanjant yani alfayı oluşturan değer ise eylemsizlikle G'nin arasındaki orandır. Eylemsizlik MA ise G'de MG'dir. Yani buradaki alfa değeri her iki kenarın birbirleriyle olan oranıdır değil mi? Onu da tanjant alfa ile gösterirsek yani karşının komşuya oranı. Bununla bu birbirine eşit olduğu için karşının yani bu açının karşısındaki ile komşusunun oranı F eylemsizlikle G'nin oranı A bölü G'yi verecektir. Peki T'yi bulmak istediğimiz zaman T ise MA'nın parantez karesi ile MG'nin parantez karelerinin toplamının yani bir nevi Pisagor teoremini uyguluyoruz. Kareköküdür arkadaşlar. Sorumuzun akabinde arkadaşlar hemen bu soruya bakalım. A ivmesiyle hızlanan bir kamyon var. Tabii ki kamyonu göremiyorsunuz. Bu şekilde giden bir cisim var diyelim. Bir top asılı tavandan ve sağa doğru hareket ediyor. Kamyonun ivmesini ve ipteki gerilme kuvvetini bulalım diyoruz. Hemen şöyle yapacağız. Tanjant 37 nedir? MA ile MG'nin oranıydı değil mi? M'ler birbirini götürdüğü zaman A bölü G'dir. Tanjant 37 tabii ki vermemişim buraya ama sinüs 37 bölü kosinüs 37'den A bölü 10'dan değerlerini biliyoruz. 6'ya 8 oranı A bölü 10 ise A eşittir 7,5 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Peki T'mizi nasıl bulacağız? Biraz önce öğrenmiştik. Nedir arkadaşlar? MA'nın parantez karesi MG'nin parantez karesidir. T'yi buradan M kare olduğu için M'i dışarıya M diye çıkartıyorum. Buradan A kare artı G kare diyorum. T eşittir. M yerine 10 yazıyorum. Parantezi uzattım. 7,5'un karesi artı 10'un karesi. Arkadaşlar buradan bu işlemler neticesinde içerisi 12,5 çıkıyor. 10 çarpı 12,5 bu da 125 Newton olmakta arkadaşlar. Yani biraz önceki anlattığımız teorik bilginin üzerine hemen bunu çözmek istedim sizinle. Evet, 3. örnekteyiz arkadaşlar. Nasıl kamyon bu sefer güzel olmuş mu? Bunu ben çizdim biliyor musunuz? Şurada bir tane şey var, farı var, kapısı, penceresi falan filan. Arkadaşlar bir kamyon kasasında yük taşımaktadır. Yük ile kamyon arasında sürtünme yoktur. Kamyon yere göre 5 metre bölü saniye karelik ivme ile bir yönünde hızlanmaktadır. Kamyon kasasındaki cismin yere göre hareketinin yönü ve büyüklüğü ne olacaktır? Arkadaşlar sürtünme 0. Sürtünme sıfırsa ters yönlü bir hareket oluşacaktır. Ters yönlü oluşacağı için 5 metre bölü saniye karelik ivme eğer tabii ki bir yönündeyse ters yönlü de bir ivmelenme olacaktır. Yani buradaki cisim iki yönünde 5 metre bölü saniye karelik bir ivmelenme meydana getirecektir. Yani F eylemsizlik 5 metre bölü saniye karelik bir kuvvet meydana getirtecektir. Yani 5 metre bölü saniye kare çarpı buradaki cismin kütlesi eylemsizliği verecektir. Ve hareketini sorduğu için de iki yönünde 5 metre bölü saniye kare doğru cevaptır arkadaşlar. Evet, bu sefer birazcık daha zorlaştırdık arkadaşlar. Cismi kasaya bağladık ve burada bir ip gerilmesi var. İp gerilmesi olduğunu görüyoruz. Şimdi burada kasada 400 kilogramlık bir kutu taşıyormuş kamyonetimiz. 6 metre bölü saniye kare ile ok yönünde hızlanmakta. Kutu ile kamyonetin zemin arasında sürtünme kuvveti yani burada nedir? Şöyle bir sürtünme kuvveti bulunmakta. Şimdi arkadaşlar ivme varsa ters yönlü bir ne olacaktır? Bir
F eylemsizlik oluşacaktır. F eylemsizlik sol tarafa, F sürtünme bu tarafa. O zaman eylemsizlikle sürtünme kuvvetinin farkı ip gerilmesini doğuracaktır. Yani T eşittir diyorum. M yük çarpı A sistem. Bu eylemsizlik kuvvetidir. Sol tarafadır. Eksi sürtünme kuvveti de bu da arkadaşlar sağ tarafadır. Tabii ki bunların ikisinin farkı buradaki ip gerilmesini doğuracaktır. İp gerilmesini soruyorsa o zaman ikisinin farkını alalım. Yükümüz 400. Sistemimizin ivmesi 6. Sürtünme kuvveti de 150 ise burası 2400. Eksi 150. 2150 Newton'luk bir değerdir arkadaşlar. Yani ip gerilmesi 2150 Newton değerinde olacaktır. Evet arkadaşlar, sona doğru yaklaşıyoruz. Sabit ivmeyle bu sefer yavaşlamada ne olacaktır? Yavaşlamada tabii ki ters yönlü bir hareketi meydana getirecektir. A bu tarafa doğru olduğu için yavaşlamada yönü. Eylemsizlik de sağ tarafa doğru olacaktır. İp gerilmesi de, yani şuradaki ip gerilmesinin açısı, yani dikeyle yaptığı açı eylemsizlikle ağırlığın oranına eşit olacaktır. O tabii ki ona biraz önce de daha önce de dedik, MA bölü MG'de A bölü G oranı bize açının belirleyiciliğini verecektir arkadaşlar. Yani A ivmesinde yavaşlayan bir aracın ivme vektörüyle hareket yönü zıt yönlüdür dedik. İvmelenmeden doğan eylemsizlik kuvveti de ivmeye zıt yöndedir. T'nin nasıl bulunduğunu daha önce de gördük. Yani buradaki G'nin karesi ile eylemsizliğin karelerinin karekökü'dür. Yani burada bir Pisagor teoremini burada da uyguluyoruz arkadaşlar. Yani A sabit ivmesiyle yavaşlamayı da bu şekilde bitirmiş durumdayız arkadaşlar. Beşinci örnekteyiz arkadaşlar. İki tane M kütleli cisim var. Makara ile birbirlerine bağlanmışlar. F kuvveti soldan etki etmekte. Arabamızın kütlesi 3M. Yani toplam bir 5M'lik kütle görüyorsunuz. Şimdi sürtünme kuvvetinde olmadığını söyleyebiliriz. Cisimlerin konumlarını koruyabilmesi için F kuvvetinin değeri ne kadar olmalıdır diye sorulmakta. Arkadaşlar F kuvvetini uyguladığımızda ters yönlü bir kuvvet oluşacaktır değil mi? Buna biz MA diyebilir miyiz? MA diyebiliriz. MA dersek sürtünmede olmadığına göre bir aşağıya da bir bu cismin yarattığı ne var? MG'si var. M'ler birbirini götürdüğü zaman demek ki A eşittir G diyebiliyoruz. Peki arkadaşlar sisteme uygulanan kuvvet neydi? F'ti değil mi? F'ti. O zaman biz bunu M toplam diyoruz. A sistem. Yani sisteme uygulanan bir kuvvet var. F kuvveti. M toplam çarpı A sistem. Peki sistemin toplam M'i kaç? 1, 2, 3 daha 5M'lik bir kütleden bahsedebiliriz. Peki sistemin ivmesini de yani ne olarak bulduk? A olarak bulduk. Oraya da yani A yerine de G yazdığımız zaman şöyle yazdığımız zaman F eşittir 5MG diyebiliyoruz. Yani 5MG'lik bir kuvvet olduğunda cisimlerin konumlarını koruyabilmesi için F kuvvetinin değeri 5MG olmalı arkadaşlar. Yani biz burada ilk başta A'yı G olarak bulduk. Sisteme de G'yi yazdığımız zaman toplam kütleye de 5M'yi yazdık ve 5MG olarak kuvvetin değerini bulduk. Aman dikkat, sürtünme kuvveti de yok. Eylemsizlikten yola çıktık. G'yi bulduk. Yani ivmeyi bulduk. Yerine koyduk. 5MG arkadaşlar. Altıncı soruya geldik arkadaşlar. İki tane kütlemiz var. 2 ve 5 kilogramlık. Bu 2. Bu da 5. F kuvveti uyguluyoruz. KL arasında bir sürtünme var. Katsayımız 0.3. Yer ile bir sürtünme bulunmamakta. Fs 0 diyebiliriz.
30 Newton'luk bir kuvvet var arkadaşlar. L cismesinin ivmesi soruluyor. Arkadaşlar bu biraz farklı bir soru tabii ki diğerlerinden. Burada hareket doğrultusunda bir eylemsizlik yok. Biz şimdi ilk başta 30 Newton'luk kuvveti şöyle bir yazalım. Paşalar gibi 30 Newton'luk bir kuvvetimiz var. Peki buna direngen bir kuvvet var mı? Var. O da nedir? Sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti 30 Newton'a karşı bir direnç gösterecektir. Yani sistemi harekete geçirmeye çalışan kuvvet aslında 30 Newton değildir. Buradaki sürtünme 30 Newton'u bir zayıflatıcı etki meydana getirecektir. Sürtünme kuvvetini şöyle bir K'dan dolayı bir yazalım. K çarpı MK çarpı G dedim. K'mızı biliyoruz, 0.3 çarpı K'mızın değeri 2 çarpı 10. Burası 20 etti. 0.3 ile çarparsam 6 Newton. Sürtünme kuvvetini bulduk. Peki sistemin ivmesini bulurken AL eşittir 30 eksi 6 bölü ikisinin toplamı değil tabii ki, sadece bunun toplamını, yani bunu dikkate alacağız. Çünkü bunun üzerindeki kuvvetleri yazmış durumdayız. 30 eksi 6 bölü 5'ten, yani 24 bölü 5'ten 4.8 metre bölü saniye kare olarak bulduk arkadaşlar. Diğerlerinden biraz farklı bir soru arkadaşlar. Amacım size bir kapı aralamak. Bu kapıdan artık sizin de tabii ki girmenizi istiyorum. Ne kadar zorlarsanız bu kapı ardına kadar açılma olasılığı vardır. Ha gayret arkadaşlar. Son bir sorumuz daha var. Evet, son sorudayız arkadaşlar. Ha gayret, bitmek üzere. Şimdi iki tane cisim var. 4 ve 6 kilogram arkadaşlar. 40 Newton'luk bir kuvvet uygulamışız. M1 ve M2 cisimler arasında 0.2 katsayılık bir sürtünme bulunuyor. Hemen sürtünme kuvvetini yazalım. Cisimlerin ivmelerini ve ipte oluşan gerilmelerini soruyor. Eğer 4 kilogramsa 0.2 ise şu arada 8 Newton'luk bir sürtünme kuvveti vardır. Şimdi bu cisim için hareket denklemini yazalım arkadaşlar. Bir kere şurada ikisinde de T var değil mi? T bunu sağ tarafa doğru çekerken T de bu cisme, yani M2'ye hop gidemezsin diyor. Engel olmaya çalışıyor. Yukarıdaki cisim olarak bir yazmaya başlayalım. Daha doğrusu aşağıdan başlayalım arkadaşlar. Aşağıdan eğer başlarsak nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar F2, yani M2 için yazmaya şöyle başlayalım. F eksi Fs2 eksi T eşittir M2 çarpı A diyorum. Yani bu tarafa sola doğru bir kuvvet direniyor. Bir de şöyle bir direngen var. Yani ikisi de bunlardan çıkıyor. Yani F'den çıkıyor. Sürtünme çıkıyor. S2 diyorum buna. Ve T2. Yani şu ikisi önleyici kuvvetler. F sola doğru gitmeye çalışıyor. Bunun hareket denklemini veriyor. Peki arkadaşlar, biz M1 için yazarsak eğer, M1 için yazarsak da o zaman T-Fs1 diyoruz. Eşittir. Onun hareket denklemini veriyor. Peki Fs2 ile Fs1 ikisi de aynı mı? Burayla ilgili sürtünme kuvveti sıfırdır. Tek bir sürtünme kuvveti var. İkisi de aynı değere sahip. Taraf tarafa topladığımızda şöyle yapıyorum. Başka bir kalem kullanayım. Bir kere T'ler birbirini götürüyor mu? Götürüyor. O zaman F eksi Fs2 eksi Fs1 eşittir A parantezinde M1 artı M2 diyorum. Peki ikisi de aynı mı? İkisi de tabii ki aynı. Kuvvetim nedir? 40 eksi 8 eksi 8 A çarpı ikisinin toplamı 10'dur arkadaşlar. İkisinin toplamı 16 ediyor. 40'tan 16'yı çıkartırsam 24 kalıyor. 10 A'dan A eşittir 2.4 metre bölü saniye kare buluyorum. Evet, sistemin ivmesini 2.4 metre bölü saniye kare olarak buldum. Peki ipteki gerilme kuvvetini nasıl bulabilirim? Bu denklemi kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirim. T eksi 8 diyorum o zaman. M1 çarpı A demiştim. T eksi 8 eşittir 4 çarpı 2.4 diyorum. Buradan 9.6 ediyor burası. 9
17.6 artı 8 dedim. 17.6 olarak bulurum. Arkadaşlar sona geldik. 7. soruyu da bu şekilde çözdük. 3 dakika 25 saniyede. Arkadaşlar tabii ki buraya kadar geldiyseniz beni çok mutlu etmiş durumdasınız. İp gerilmeleri, üst üste cisimler, eylemsizlik prensiplerini, yani bir kuvvet neticesinde oluşan eylemsizliği, bunları işledik. Bir başka videoda tekrar görüşmek